Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Çoğumuzun yaptığı gibi vahşi sulama ile bitkilerimize ve su kaynaklarımıza zarar vermek yerine birçok açıdan faydalı olan bahçemize diktiğimiz fidanlarımızı ve ektiğimiz tohumları sulamak için basit bir şekilde otomatik sulama sistemi yaptık. Malum, çoğumuz çalışıyor ve hobi olarak kullandığımız bahçelerimizi düzenli olarak sulayamıyor ya da sulanması için komşularımızdan destek istiyoruz. Kendi bahçenizin kaderini başkalarına bırakmayın. Kolay bir şekilde otomatik sulama sistemi yapalım. Nasıl mı? Buyurun birlikte izleyelim. Suyun doğrudan damlacıklar halinde kök bölümüne verildiği, önceleri serada kullanılarak yaygınlaşan damlama tekniğiyle sulama, günümüzde açık alanda da tercih ediliyor. İnsan emeği, enerji, basınç ve su en az düzeyle kullanılmaktadır. Bu sistem için öncelikle sulama zamanlayıcı satın aldım. Piyasada birçok modeli mevcut. Ben A101'den Kiwi marka aldım. Hem uygun hem de kullanışlı. Bir ucunu musluğa, diğer ucunu da hortuma bağlıyorsunuz. Bağlantı yerlerinin sıkı ve su sızdırmadığından emin olun. Zaman ayarlı damlama sulama sistemi günün herhangi bir saatinde sulama yapılmasını sağlıyor. Üstelik bu cihazlar pille çalışıyor. Sulamak istediğiniz alana bu iş için satılan damlama sulama hortumlarını serin ve toprağa sabitlemek için aynı iş için satılan kazıklarla toprağa sabitleyin. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olsun. Dönüş yapacağınız yerlerde hortuma dirsek eklemeden döndürmeyin. Su akışını engellersiniz. Hortumu kesmek için özel makasları mevcut. Hortumu kırmadan kesin ve dirseği hortuma takın. Dirseğin diğer ucuna da döşemeye devam edeceğiniz hortumu takın. Aynı şekilde T aparatını da takıp sistemin kurulumuna devam edebilirsiniz. Dirsek ve T aparatları sayesinde kesinti olmadan istediğiniz gibi sistemi kurabilirsiniz. Su basıncı çok fazla ise bağlantı noktalarına birer kelepçe yerleştirerek suyun sızmamasını garantileyin. Daha az su ve belirlenen saatlerde aksama olmadan yapılan sulama sayesinde ekinde stres oluşturmadan gelişme sağlanıyor. Damlama sulama sık sık ve azar azar sulamaya dayanıyor. Hem gübrelenmiş hem de henüz gübre serilmemiş topraklarda kullanılan sulama türünde su basıncı düşük tutuluyor. Damlama su sisteminin kurulumu bittiğinde hortumun sonuna aparatlarla birlikte satın alacağınız tapayı takın ve suyun sadece hortum içerisinde dolaşmasını garantiye alın. Damlatıcıları suyun nereye damlamasını istiyorsanız belirlenen yerlere hortumun üstünde aparatı sayesinde delik açarak yerleştirmeniz gerekiyor. Damlatıcıları sağa sola çevirerek damlama hızını ayarlayabilirsiniz. Bu elimdeki delme aparatı sayesinde delik açılıp damlatıcılar hortuma sabitleniyor. Neden ille de bu aparat derseniz, hortumu deldiğinizde açılan delikteki parça hortumun içerisine kaçmadan aparatın içerisinde kalıyor. Hortumu tıkamadan deliği açmış oluyorsunuz ve damlatıcı deliğe tam oturuyor. Damlama sulama sistemi avantajları ve dezavantajları ile kıyaslandığında oldukça fazla. Verim ve tasarruf getirileri ile her geçen gün daha fazla çiftçimizin topraklarımızda kullandığı damlama sulamanın en önemli avantajları nelerdir? Rüzgar hızına bağlı olmayan sistem sayesinde çiftçilerimiz büyük kolaylık elde ediyor. Düşük basınçlı kullanım sayesinde enerji tasarrufu gerçekleşiyor.
Doğru sulama yapıldığı için damlama sulama kullanılan topraklarımızda mahsuller ortalama 2-3 hafta erken olgunlaşıyor. Damlama sulama iş gücü gereksinimini azaltıyor. İşçilik gereksinimi büyük oranda düştüğü için çiftçinin gideri de azalıyor. Buharlaşma ile su kaybı en aza indiği için su kullanımında %50'ye varan azalma kayda geçiyor. Sulama ile birlikte gübreleme, ilaçlama yapıldığında etkin maddelerden daha yüksek verim elde ediliyor. Gübre ve ilaç kullanımında yaklaşık %60 tasarruf ediliyor. Toprak havalanıyor, tüm alan sulandığı için çevrede yabancı ot bitme ihtimali azalıyor. Çapalama gereği de düşüyor. Erozyon ve toprak kaybının önüne geçen sistem, ekosistem için fayda sağlıyor. Daha az toprak sertleşmesi görülüyor. Düşük debili su ile geniş alanlar sulanabiliyor. Kurulması, kaldırılması kolay olduğu için avantaj sunuyor. Ekin kalitesi artıyor, kısa aralıklı sulama sayesinde ekin büyümesi düzenli şekilde gerçekleşiyor. Tuz oranı yüksek sular bile sulamada kullanılabiliyor. Su ve gübre dağılımı eşit şekilde yapılabiliyor, tek elde hasat olanağı artıyor. En önemlisi, bitki suya ulaşabilmek için fazla kök salmak zorunda kalmıyor. Bitki suya ulaşmak için kökleri büyütmek amaçlı enerji ve su harcamak yerine ekinin kendisini besliyor. Şimdi suyu açıp sıkıntı var mı kontrol edelim. Nereye, ne zaman su vermek istiyorsak damlatıcılar sayesinde kısıp açabiliyoruz. Sulama zamanlayıcı sayesinde her gün istediğim saatte ve istediğim noktalara istediğim miktarda suyu otomatik olarak verebiliyorum. Bahçenizden uzakta olduğunuzda fidanlarınızın ve fidelerinizin düzenli olarak sulanması ve bir sonraki gelişinizde hepsinin canlı olduğunu, hatta meyvelerini bile vermeye başladığını görmek bence bu sistemi kurmakla doğru bir iş yaptığımızın ispatıdır. Siz tatildeyken veya bahçenizden uzaktayken bitkileriniz susuz kalmasın. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.